Sir. Sir. No. Yeah. Evet, Erdinlenler Kaybedenler Kulübü. Ah, 2013-19. 19 olmuş mu? Oldu. Vay be. 9 oldu. Ne oldu? Nusayla değerli dostum Mete Onluk, ben Kaan Çaydamlı. Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyolarda sizlerle birlikteyiz. Dün bir hava döndü. Dün. Ama o gün tekrar döndü galiba. Bence birazdan tekrar dönebilir. Dönebilir. Artık dönsün. Bir hava bu. Evet. Yani hava döner. Elle tutulmaz, gözle görülmez bir şey. Bir de dünya dönüyor zaten. Sen ne dersen de. Sen ne dersen de. İstesen de. İstemesen de. Hayat geçiyor. Fark etmesen de. Fark etmesen de. Valla çok iyi gördüm seni. Çok iyi gördüm. Tabii bak. Bak. Yani bir, tabii tabii. Hani cenazene gelsem hani İngiliz usulü. Evet. Evet. Bir cenaze olsa hani. Sanki kendi cenazeme gidiyormuş gibi giyindim. Evet. Maşallah. Derim ya, tam bir İngiliz cesedi yani. Yani evet. Maşallah. Şık. Şık. Şık ceset. Ve yakışı yani. Evet, bir, önemli bir konu. Evet. Bir ölü için hakikaten. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Sen burada. Yani ben de sizi iyi gördüm bu arada. Öyle mi? Bayağı bir gözlerinizdeki fer. Evet. Kaymış mı? Yani söne yazmış. Söne yazmış. Şeyiniz, duruşunuz. Ya, duramayışınız. Yürüyüşünüz. Yürüyemeyişiniz. Evet. Yani. Evet, çok hoş. Alıyorum mesajları. Evet, tabii. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz bu arada. Rica ederim. Her zaman. Bugün değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi yine 3 önemli konu üzerine yoğunlaşacağız ama ondan önce birkaç hatırlatma yapalım. Bugün canlı yayına katılmak, evet, ve konuk olmak isterseniz fm.standart Instagram hesabına bir DM atmanız, buraya telefon numaranız ve mümkünse isminizi ve aradığınız yeri yazmanız yeterli olacaktır. Bugün sana söylemedim ama daha önce konuşmadık ama birkaç davetiye vermek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Bu cumartesi ve pazar günü bizim Tuğkan'ın konseri var Ankara'da. Öyle mi? Bilkent'te. Pazar günü de bizim Kaan'ın konseri var. Boşlanan. Yüz yüze konuşurken. Hayda. Güzel. Bu iki konsere de davetiye kazanmak isterseniz cumartesi akşamı ve pazar akşamı. Bilkent hala Ankara'da mı? Yoksa yayıldı mı? Vallahi en son gittiğimde Ankara'daydı ama Ankara'da mı? Yani bence esas soru o. Ankara yani. Yani Ankara karada bile olmayabilir artık yani. Evet, gece boyunca kaç davet ediniz? 3-5. 3-5 davetimiz olacak. Özellikle de Ankara'dan bizi, evet, Ankara'dan dinleyicilerimize. Konser etmek isteyen dinleyicilerimize. Özellikle de bize canlı yayında bağlanmaya çabalayan dinleyicilerimize diyelim ki onları da canlı yayında. Eskişehir de olur. Eskişehir 1,5 saat. Evet, Bolu da olur. Bolu daha yakın. Yani... Gerçi yürüyerek zor bu havalar. Ben tavsiye etmiyorum yürümeyi. 200 kilometre falan. En son yürüdüğümde 200 kilometre. Hadi yürü, tavsiye etmiyorum çünkü dedim şey ayakkabı lazım. Jogging ayakkabı lazım. Ben Sivrihisar tarafında bir çorba içip yarım kalan sucuk yiyip geri dönmüştüm. Ama gençtik o zaman. Yani, bir de Kaş'a gidiyordum yani, sen düşün. Ankara'ya da değil yani. Eskişehir'den çıktım. Yürüyerek? Evet, yürüyerek. Dedim Afyon'a bir kesin bir kısa yol vardır dedim yani. Meğersem ben Afyon istikametine çıkacağıma
Ankara, Polatlı istikametine doğru çıkmışım. Yolda bir polis memuru gördüm. Dedim, Kaş'a nasıl giderim dedim. Şu anda söyleyemeyeceğim bir şey söyledi bana. Tahmin ediyorum. Şimdi ben hayatta böyle şeyler var aslında. Dergetla falan gibi bir şeydir herhalde. Yani şimdi soruyu doğru sormak lazım. Evet. Şimdi sen Eskişehir'le Sivrihisar arasında bir yerde bir polis memuruna Kaş'a nasıl gidiyorum dersen yani, hakikaten bir... Cevabını alırsın. Ama yani Ankara'ya nasıl giderim desen herhalde bir şey yardımcı olur. Hayatımda bu tür münasebetsizliklerle çok karşılaştım ben. Estağfurullah, münasebetsizlik demeyeyim de gençlik. Gençlikten gelen Ölüdeniz'de bir gece hatırlıyorum. Tahmin ediyorum. Bir gece mi hatırlıyorum? Bir cumartesi gecesi. Oo. Bir cumartesi gecesi. Ertesi akşam ya da sabah İstanbul otobüsüm var. Yani biletimi almışım ve planlarım ona göre. Evet. Fakat o yıllar cep telefonu olmayan yıllar. Hmm. Nedense. Ve onlar da bize denk geldi. Niye o kadar geç icat ettiler bunu? Yani işte herhalde sınadılar bizi. Tahminim 88-9'lar oralar. Ani bir haber aldım. Hemen İstanbul'da olmam gerekiyor. Hmm. Tahmin edersin ki. Tahmin edeceğin gibi bir haber. Yani burada bir şeylere el koymam gerekiyor. El ya da ayak koyacağım. Bir şey koyacağım. Kontrol altına alacağım. Evet. Yani kısa keseyim. Normalde pazartesi sabahı burada olmayı planlıyorum ama geç kalacak. Olmayacak. Ne olacak? Cumartesi gecesi bu ani haberi alınca otogara gittim. Fethiye otogardan bir Ankara otobüsüne bindim. Pazar sabah saatlerinde tahmin ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya vardım. Ankara'dan tekrar bir İstanbul otobüsü. O yollar yavaş. Yani evet. Falan. Pazar gece gibi. Yani bir önce planladığımdan sadece 6-7 saat önce. Evet. 24 saat önce hareket ederek sadece 6-7 saat avantaj sağlayarak İstanbul'a vardığımda iş işten geçmişti. Büyük geçmiş olsun. Evet. Çok üzüldüm. Şimdi orada Ölüdeniz'de bıraktığım bir cumartesi gecesine mi yanayım? Yolda kaybettiğin... Yaklaşık 17 saate mi yanayım? Saat. Gençliğimin şeyine mi yanayım? Hem heba olan... Evet. Sonra yaşadığım psikolojik, travmatik, psikosomatik bir döneme mi yanayım? Aşırı vodka vişle içtiğim bir sonraki 3 ayın bana karaciğerime verdiği hasara mı yanayım? Ha. Yanmayayım mı? Yani bence vodka vişne içmene yan yani. Şimdi hiç başka sebze bulamadın mı vodkaya koyacağım? Yoktu. Tamek mi vardı bir tek o zaman? O zaman da galiba tamek şişe. Portakal dışı bulunmuyordu onlarda. Yok. Kayısı vişne falan mı? Kayısı vişne, kayısı da nadir bulunurdu. Bir de çok şeydi yani. Hmm. Kıvamlıydı yani öyle. Kıvamlı ve böyle şey. Aslında tamek'in tabii vişnesinin akıcılığı, o tatlı ekşiliği bir daha... Hiçbir çok zor yakalanacak bir şey. Çok zor yakalanamadı. Ayrıca yani tamek vişne gazoz kapağı o yıllarda 1'e 5 ederdi. Yani 5 Ankara gazozu kapağı yerine geçerdi. Yani, kayısı tamek kayısı gazoz kapağı bizim özellikle Çekmeköy, Ümraniye Ömerli borsasında borsasında 1'e 11, 1'e 12'ye kadar işlem gördüğünü bilirim ben. Tabii. Şimdilerde oraya 14A, 14B gidiyor. Gidiyor. Evet. Yani o yıllarda hatırlamıyorum. Sadece 14'tü galiba.
O yıllarda bir tek Nuri gidiyordu bizim. Tek de olmuş bu. Nuri amca gidiyordu abi. 302. 302S. Mavi. Mavi. Mavi beyaz. Evet. Az önce söylediğimiz gibi uzun yıllardır, yaklaşık 27 senedir dinleyicilerimizi de takip edebildiği gibi Kahvehane Kulübü programı aslında misyonlarından bir gereği programlarında 3 konu üzerinde yoğunlaşır ve bunun üzerinde durur ki konular dağılmasın, ki kafamız başka yerlere gitmesin. Çünkü hayır, hayat çok zor. Bir de faydamız olsun yani. Bir de hani evet. Bir şeye dokunmuş. İki cümlelik bir şeyimiz olacaksa, faydamız olacaksa da olsun. Bu gece Hayat, Kadınlar ve Aşk başlığında 3 bölümde. İlk defa konuşacağımız gerçekten. İlk olabilir. Çünkü ben zaten prensip olarak hayat üzerine konuşmayı sevmem. Ben zaten aşktan hoşlanmıyorum. Yani direkt seks benim şeyim yani. Aşk yorucu geliyor bana. Bu anlamda kadınlarla ilgili konuşmak yerinde olur ama orada çok açıkçası meyilli değilim. Yani ben de yani eskiden çok hoşlanırdım kadınlardan. Şimdi bakıyorum. Bakıyor musun? Bakıyorum yani. İyi bak. O kadar yani. İyi bak tabii. İyi bak. Yani. Ben de bakıyorum bazen öyle. Öyle uzak bir şeye bakar gibi bakıyorsun değil mi? Öyle hani limandan kalkmış bir gemi. Bir gemi kalkar bu limandan. Yani onun gibi bir şey. Hayatta en sevdiğim şeylerden birinin, özellikle de 40 yaşımdan sonra. Oldun mu o kadar? Oldum. Bu üçüncü 40 benim. Maşallah. Medcezir dediğimiz suyun yaklaşması ve uzaklaşması diye kabaca açabileceğimiz olay oldu. Tabiat olayı olduğuna karar verdim. Ben bir süredir seni dinlemiyorum da bu cümlenin başını, sonu ilgimi çekti çünkü. Yakın zamanda fark ettim ki izlemeyi en sevdiğim tabiat olayı Gel Git. Met ve Cezir diyorsun yani. Evet. Mirka Adam'ın bir şarkısı vardı ya da başka bir ona benzeyen Levent Yüksek. Met Cezirler. Mesela beni hep rahatsız etmiştir. Met Cezirler. Yani çoğul olamaz ki. Olamaz. Yani metler ve cezirler mi diyeceksin kardeşim ya? Bu nasıl bir şarkı sözü yazar? Kesin Sezen Aksu yazmıştır. Sezen Aksu yazmış olabilir. O çünkü çokluğu sever. Evet. Yani her şeyi çoğaltmayı ve yapmayı, büyük sarmayı. Bir de kafiye olsun diye de yazmış olabilir. Neyse, ölçü olsun diye yazmış olabilir. Bu düşündüğüm bir konu. Yani neden bunu seviyorum? Bunu seviyorum. Yani sevdiğim şey neden bu olsun? Yavaşlığı. Yani sonunda, yani nihai olarak olacak şey belli. Aşağı yukarı diyelim ki 3 metre. Oturduğum metre. Yerden yok. 400 ila 800 metre gidecek. 3,5 saat içerisinde. Evet. Mükemmel bir manzara. Yani hem ne olacağını bilmek, evet, hem de bunun çok yavaş olacağını, yani gözle görülemeyecek yavaşlıkta. Evet. Sadece gözünü kaçırdığın zaman fark edebileceğin yavaşlıkta, değil mi? Hani gün batımı bunun çok hızlısı ya mesela. Hani gün batımını izlemek ben sevmem mesela. Ha. 30 saniye sürer. Ha. Hani Latince bir söz vardı, bir arkadaşın senden iyi olmasın koluna dövdürdü. Yavaşça acele et. Mesela. Tabii yani dünyanın bazı bölgelerinde o kadar yavaş olmayabiliyor, özellikle Alaska civarında. Biz uskumru ve somon işindeyken hakikaten hayati tehlike oluşturabilecek tabii kadar ani
Tabii o coğrafyanın şeyiyle de ilgili, geometrisiyle de ilgili. Yani kanallaşıyorsa bir tarafta, o zaman Medcezir bir nehire dönüşebiliyor. Burada nehir ne yapıyor? Nehir geçen sene sizlere ömür bu. Taburcu oldu. Komple. Komple taburcu oldu diyorsun. Geçmiş olsun yani. Allah şey yapsın. Geride bıraktıklarına sabır versin. Zor be. Ölmek zor. Zor. Ölmek zor. Yani yaşamak daha zor. O kesin. O kesin. Ama yani, yani öldük, dirilmek en şeyi. Daha zoru. En zoru. Yani ben evet, tabii. En son dirildiğimde aşağı yukarı 2 hafta falan kendime gelemedim. Ya. Ölü gibi yattım yani. Ya. Ya. Ya bilmez miyim? Zor yani. Bilmez miyim? Şey, dile kolay derler. Tabii. Dile kolay derler. Evet, saygıdeğer dinleyenler. Kollarımız belli. Gece boyunca bize ulaşmak. Bizimle canlı yayında konuşmak. Fikrinizi söylemek isterseniz. Bir Instagram üzerinden bize bir kısa mesaj atmanız yeterli. Bir direkt mesaj. fm.standart olan Instagram adresimize lütfen adınızı ve telefon numaranızı. Mümkünse bizi nereden dinlediğinizi yazın. Evet, Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. Değer dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bu gecede. Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Hayat, kadına ve aşk üzerine konuşacağımız bu Nisan'ın henüz başlarındayız. Hattımızda bir dinleyicimiz var, Simay. Merhaba Simay. Simay, daha önce konuştuk mu? Hayır, ilk defa cesaretimi topladım ve aradım. Cesaret isteyen bir şey. Vay bilmiyorum, ben çok heyecanlanırım böyle şeylerden. Bu mesela gurur verici bir şey olabilir sizin için yani. Sizinle konuşmak heyecan verici bir şey. Kendin için söylüyorsun. Hayır, yani. Sizin için söylüyorum. Benim için. Tabii. Benimle konuşmak heyecan verici bir şey değil mi? Yani gün içinde defalarca konuştuğum bir insan oluyor. Kimse heyecanlanmıyor. Ya ben bundan ya, ama ben sizi 20, çok severek dinliyorum. Eyvallah, ben bir 25-30 belki de 130 yıl önce hatırlıyorum, bir konuşurken heyecanlanan bir arkadaş olmuştu. Dedim ne yapıyorsun dedim. Konuşmasaydın. Heyecanlandım dedi. Dedim daha o kelimeyi icat etmedik yani, 100, aşağı yukarı 130 yıl falan öncesinden bahsediyorum yani. Ha. 1800'ler Amerika'nın ortasında. Evet, konuşurken heyecanlanmanın icat edilmediği yıllar. Evet, evet, daha icat edilmemişti. Evet. Evet. Bence öyle yani. Bence de öyle. Bence de öyle. Sibel, seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. 22 yaşındayım. Ocak'ta 23 yaşına gireceğim. Çok sizi güzel. Çok severek dinliyorum. Ve unutmadan bir arkadaşıma da selam söylemek istiyorum. Kabul ediyor musunuz? Söyleyebilir miyim? Bence hiçbir sakıncası yok. Bence de. Özgür Akkuş diye bir arkadaşım var. Hayat mottoları sizin ağzınızdan çıkan laflara bağlı genelde. Allah Allah. Ben de onun sayesinde sizi dinliyorum hatta. Evet. Evet. Her salı akşamı diyoruz ki hadi dedeleri dinleyelim, dedelerimizi açalım ve onları dinleyelim. 23 yaşında olunca da bir dede demek kolay. Vay be. Dede olduk. Çok pardon. Konuk. Kendi aramızda öyle yapıyoruz. Ben memnunum canım. Ben boşuma gidiyor. Yani ben memnunum. Hatta geçen gün oğluma bana dede dedi. Daha iyi. Bu arada yani Anadolu kültüründe yer yer dede zaten şey ünvandır yani, artık ermişe dede derler. Evet. Tabii biz zaten o yüzden dede diyoruz. Yaşla hiçbir alakası yok. Eyvallah. Çok naziksin. Ne iş yapıyorsun? Bitti mi okul? Yok, Marmara Üniversitesi'ndeyim. Öğrenciyim henüz. Ha, buradasın. Ne okuyorsun?
Almanca işletme okuyorum. Daha doğrusu okumaya çalışıyorum. İyi, yani o da bir şey. Niye Almanca işletme? Almanya'da mı çalışacaksın? Yani bir Almanya'ya gitme isteğim var tabii ki de ama ekstra bir ikinci dil öğrenmek için bölümü seçtim. Ya, Onu da öğrenemiyorum. Marmara Üniversitesi'nde kaç ayrı dilde işletme okutuluyor bu arada? Ben mesela merak ettim şu an. Üç dilde, Türkçe, Almanca, İngilizce. Niye Fransızca işletme okutulmuyor? Fransızca da var ama onlar sosyal bilimler sanırım. Ayrıca benim mesela en çok sevdiğim işletme dili İtalyancadır. Yani işletme derken abi bu bir kurumsal bir şeyden bahsediyor. Yani ticaret anlamında. Tamam canım, yani doğrusu ben de bir çeşit ticaretten bahsediyorum. Yani eyvallah. Yani Almanca bizim işletmelerde şeyde meşhurdu. 1990'ların ortaları falan, yani VHS dönemi. Betamax dönemi. 80 ortaları diyorsunuz. 80 ortaları. Porno işletmesi. Evet. O ayrı bir işletme. Almanca orada geçerdi yani. Ya ben de zaten çok bilinçli bir tercih yapmadım yani. Daha 18 yaşındaydım ve bir değişiklik istedim tercih yaparken. Herkes İngilizce, Türkçe okuyor dedim. Evet. Mesela Nadi... Kesinlikle bir işletme öğrencisi olmam lazım dedim. O şekilde seçtim. Mesela yani Fransız porno çok nadir bulunurdu. Tabii. O yüzden çok kıymetliydi yani, tam vişne gazoz kapağı kadar kıymetliydi. Yani endüstrisi gelişmemişti herhalde. Evet, evet, tabii. Anlayışla karşılıyorum ama mesela Fransız pornolarında da bir farklı bir tarz vardı. Yani Alman pornosunun o mekanik yaklaşımının aksine Fransız pornosunda daha hikayesel yaklaşımlar. Evet, daha şey. Artistik. Ya hiç aklıma gelmedi ya, oturup da Fransız açayım diye hiç düşünmemiştim. Abi düşünün ya. Ama bir bakacağım. Bakın. Bu konuşma üzerine bir bakacağım. Evet. Almanla Fransız arasında daha, bir fark var. Bunu daha, bakacağım. Fransız işler daha pastoraldi. Onu hatırlıyorum bir kere. Mesela bir dönem Danimarka, özellikle Kuzey Avrupa pornoları devreye girdiğinde de aynı o Kuzey Avrupa cazının duygusal mekanikliğini öyle söyleyeyim. O sentimental şey, o bir inceliği alıyorsun fakat biraz şey gibi yani. Zevk için haneke seyretmek gibi, gibi bir şey. Falan bir şey, evet. Zevk için haneke. Hiç porno sektörüne bu kadar edebi bakmamıştım. Yani şu an bir ufkum açıldı tekrar. Bunun edebiyatla alakası yok. Bu hayatla ilgili bir şey. Yani bu şey, ekonomi tarihi. Bu bildiğin sosyoekonomik ve pornografi tarihi. Tarihi. Kısa. Evet. Daha sonra... Yani Kaliforniya'nın yükselişi özellikle tabii. İtalyan New York mafyasının işe girmesi, işe dahil olmasıyla tüm dünyayı kasıp kavuran bir Frank Sinatra'dan sonraki en büyük ekonomidir Amerika'da. Evet. Ve yani Amerikan pornosunda da tamamen o kapitalizm, vahşi kapitalizmin tüm tonlarını görebilirsiniz. Yani. Güzel tonlardır, ben severim. Ben çok bayılırım. Bayılırım. En sevdiğin şey porno yıldızı kim abi senin? İsim vermeyeyim, böyle çok ayıp olur. Yani çok ayıp olur şu an. Diğerlerin ayıp olur. Anlıyorum. Senin hemen anlaman o kadar yani kolaylaştırıyor ki hayatı gerçekten. Diğerlerini oy bulur. Zivar, bunun dışında ne yapıyorsun yani? Marmara, Zivar Bey falan o taraflarda mısın? Evet evet. Ya, çok sıkıcı değil mi? Beykapısı'nın orada zaten, ben yurtta kalıyorum. Kuyubaşı'nın hemen oralardayım yani. Allah'ta Kadıköy'e yakınsın yani. Evet ya, neyse. Ya Kadıköy hayatını üniversiteyi ilk kazandığımda bayağı bir tükettim. Yani gerçekten hiçbir derse girmedim. Sürekli Kadıköy'deydim. Çok iyi. Oradan alacağımı aldım gibi geliyor bana biraz. Harika. Şimdi bir durgunlaşıp diplomayı almaya çabalıyorum.
Ondan sonra evlilik, çoluk, çocuk falan. Ya evet evet, bundan sonrası işte öyle monoton bir hayata dönüşecek gibi duruyor. İnşallah, başarılar diliyorum. Öyle olmasın diye de çabalayacağım ama yani. Ne mi çabalama ya? Gerek yok. Gerek yok ya. Gerek. Ya boş... Yok ya, o kadar da monoton istemiyorum ama. E aldatırsın. Ya, değişiklikler yaparsınız ya. Ya bunlar hayatta, böyle şeylerden çekinmeyin, korkmayın. Bunlar ayıp şeyler değil. Aldatmak ayıp bir şey mi ya? Ya filmlerde seyrediyorsunuz, hoşunuza gidiyor da kendi hayatınıza gelince mi ayıp oluyor yani? Ya ama filmlerdekini farklı insanlar yargılıyor. Şimdi böyle bir şey olsa benim yakın çevrem yargılayacak. Sen nasıl yaptın? Nereden bilecek yakın çevrem? Ben tutamam ama çenemi. Yakın çevrenize söylemeyin kardeşim, siz de yani arayıp şeyinizi tutsun. Sır olarak tutun. Ne yapayım? Canım çekti dersin. Bunu anlatmam lazım. Yok, bu tarafı da anlayabiliyorum yani. Mahalle baskısı. Anlatmayacaksan niye yaptığına geliyor. Kadın olmakla ilgili de olabilir bu yani biraz. Ama yani nasıl olsa seni aldatacak yani. Yani orada kendini kötü hissetme. Yok ya, niye hissedeyim? Olabilir, bunlar doğanın döngülerinden biri yani. Birlikte oluyorsun, aldatılıyorsun, 2-3 ay depresyona giriyorsun, sonra yeni birini buluyorsun, yine aynı senaryo. Evet. İyi, evet. Güzel. Evet. Sakin. Tabii öğrendim birkaç bir şey ya. Tamam. İyi, güzel. Harika Simay, çok teşekkür. Çok teşekkürler Simay. Güzel. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize cici bakın lütfen. Siz de. Eyvallah. Abi bu arada davetiye teklifimi tekrarlayayım. Tabii ki. Değerli Kayberenler Kulübü dinleyenleri, bu cumartesi Tuğkan, ki geçenlerde herhalde 16. Nüsa'da canlı yayında bize bir Kadıköy şarkısını çalmıştı. Evet, evet. Bilkent'te, Ankara Bilkent'te ve Kaan Boşnak, yani yüz yüze konuşurken pazar gecesi yine Ankara Bilkent AVM avlusunda konseri olacak. Biz orada olacağız. Dolayısıyla fm.standart Instagram hesabına davetiye isterseniz yazabilirsiniz. Ya da Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalına üye olup bugün yayınladığımız ve tamirle oynadığımız, bizim çok severek oynadığımız bir oyundur. Onun bir videosunu koyduk. Tanıtım videosu. Onun altına davetiye talebinizi yazarsanız davetiye kazanma şansınız olacak. Bunu hatırlatmak istedim. Güzel konserler olacak. Ben uzun süredir yüz yüze konuşurken dinlemedim. Dolayısıyla yüz yüze dinlersin inşallah. Yüz yüze artık bir karşılıklı bir şey içerken. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023 19 doğulu Musa'yı dinliyorsunuz. Değerli dostum Mete Onluk. Ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Bu arada küçük bir duyuru yapayım. Siteye ulaşamadığını yazan çok fazla dinleyicimiz var. Bu çok normal. Pardon. VPN kullanarak ulaşılabiliyor artık Standart FM sitesine, tahmin edersiniz niye olduğunu. Bu yani bundan bilginiz olsun bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Bunu soran eşlerine, dostlarına da bu konuda bilgi verebilirler diye bu notu geçmek istedim. Amir. Eyvallah, eyvallah. Evet. Yani, duyanlar duymayanlara söylese tabii. Evet.
Mücahit var hakkımız, hattımızda. Marmaris'ten arıyor Mücahit bizi. Geceler dileyelim. İyi geceler. İyi geceler Mücahit, nasılsın? İyiyim, sağ olasınız. Biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun Marmaris'te? Orada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Yıl bitti. İkinci yılıma doğru gidiyorum. İkinci yıl? Öyle. Aynen, ikinci yıl. Marmaris merkez mi? Merkez. İyi, Marmaris merkezi severim. İstanbul'dan mı kaçtın sen de? Yani ben mühendisim. Bizim evimiz sırtımızda. İstanbul'a hiç gelmedim. İstanbul'u sevmedim. Hı, orası çok kalabalık geliyor bana. İyi, çok korkunç geliyor. Evet. Ankara'da daha çok yaşadım ben. Ankara'da. Konya olsun, Çorum olsun. Yurt dışında Azerbaycan olsun. Öyle yaşadım. İnşaat mı? İnşaat. Güzel, şantiye desin yani. Bol bol erkekli. Evet. Yani biraz bulunduğum şantiyede kadın popülasyonu var. Bu yönden şanslıyım. Muhammed olunca. Bizim zamanımıza göre değişmiş demek ki biraz. Değişiyor. Zaman çabuk değişiyor. Evet. Öyle, keyifli bir şantiye. Eyvallah. Öyle. Kolay gelsin. Çok sağda da değilim, hep ofis tarafındayım. Evet. Güzel. İyi yani orada olmak diyorsun. Marmaris'te olmak iyi. Bir de turizm sezonu da bitmek üzere. Sessiz, sakin bir yer oluyor. İklim de toparlamıştır kendini şimdi. İklim toparladı. Halen denize girebiliyoruz. Ama bir 15 günümüz daha var. Ha, o taraflar daha çabuk soğuyor herhalde. Ben geçen hafta sizden iyi olmasın Çıralı tarafındaydım. Evet. Bir de geçenlerde motorla geçtin sanki buradan Datça'ya gittiniz. Geçtik evet. Motor Datça'ya doğru geçtik. Sanki konvoyumuzu gördüm uzaktan. Ama ben gelemedim. İş güçten dolayı tabii. Kalabalıktık Marmaris'ten geçerken herhalde. Aynen, fark ettik biz. Bayağı gürültülüydü motorlarınız. Keyifliydi. Umarım rahatsız etmemişizdir. Yok. Değerli Marmaris halkını. Etrafı rahatsız etmişsiniz. Geçerken. Evet. Yok. Yani Marmaris'ler sevinir böyle kalabalık grupları görmeyi. Ama yani hiç sağa sola sarkıntılık etmedik yani, öyle bir. Ya bir de sarkıntılık etseydiniz. Yani. Marmaris pek öyle bir yer değil. Sağa sola sarkıntılık edilemiyor buralarda, biliyorsunuz. Öyle. Hani öyle, ben öyle gördüm. Hani öyle bir söyledi ki abi şimdi hani yok, sanki yok, şey yapmışız gibi yani. Geldik geçtik yani oradan Datça'ya doğru sürdük. Rüzgar yoktu Allah'tan bu sefer o Datça yarımadasında. Çünkü bir boğaz yapıyor bir yerde. Evet. Orası korkunç evet. Yani. Erol Egemen Datça'ya yerleşmiş diye duyduk. Biz o yüzden Datça'ya gidelim. Sonra Datça'nın girişinde bir benzin istasyonunda durduk. Dedim ki yani eğer bu adam gerçekten Datça'ya yerleşmişse bizim Datça'da ne işimiz var? Boş verin geri dönelim deseydin. Palamut Bükü'ne gidelim dedim. Doğru, güzel. Güzel. Neyse gittik Palamut Bükü'nde, Moşe diye bir mekan var. Orada güzel de bir meyhane bulduk. Kadıköy'de uzun yıllar yemeğini yediğimiz Mola diye bir restoran vardı. Covid'de oraya yerleşmişler. Orada bir iki lokma bir şey yedik yani. İki lokma. İki lokma. Yanında da iki lokma bir şey içtiysek içmişizdir yani. Ha, evet o. Sonra dedik hadi Moşe'ye geçelim hani biraz mekan. Baktık Erol Egemen çalıyor o gece. Allah Allah. Dönün dedim yani. Evet. Böyle maceralı bir yolculuktu Mücahit. Yani Erol Egemen kısmı biraz sıkıcı olmuş belki ama. Evet. Yapacak bir şey yok yani, insanlar. Yerleşiyorlar. Yani öyle hani yani kimseye de bir izin almak falan da yok. Yani ben Datça'ya yerleşeceğim. Gidip yerleşiyor mesela adam. Ya sen niye serbest mi ya öyle istediğin yere yerleşmek? Yani serbest mi? Allah Allah ya. Ben mesela bunu anlamıyorum. Gerçi ben de hep istediğim yere yerleşmişimdir.
Ama herkese serbest olması mesela şu an çok rahatsız şeyimi şey. Kırdı. Evet. Ya düşünsene ben kalkmışım buradan ne bileyim Recep'e gitmişim. Allah Allah. Yerleşiyorum diyorum. Hadi bakalım sen. Buyurun. Herkes gerçi, istediğini yapacak. Gerçi yerleştim yani bir 8 ay yaşadım orada. Çok güzel. Datçalılar buna bir şey dememiş mi? Erol Agemen yani pek de sevilen biri değildir belki orada. Valla işte bir bilgimiz yok. Hiç şey yapamadık yani bu konuda ama eminim rahatsızdır Datça halk. Yani. En azından tedirgindir. Yani herkes tedirgindir. Yani. Bir semtte yaşıyorsun. Yaşadığın semtte Erol Agemen diye birisi var. Ne İsme olduğu belli değil. Bir öyle bir böyle bir adam. Ne adam? Yani. Ne yani? Adam mı değil mi belli değil. Kim olduğu belli değil. Yani. Söylentisi bile korkunç geliyor şu anda bana. Düşünün bakın. Evet. Duyunca bile korkunç geliyor. Bir de yaşadığınızı düşünün. Evet. Yani çok şükür İstanbul'da yaşıyoruz. Çok umarım şükür. Gelmez bu tarafa. Çok şükür. Yok. Marmaris'e geleceğini sanmıyorum ama şimdi söylerken de tedirgin oldum açıkçası. Yakın çünkü. Yakın bir saat. Yani buradan bir yere gitmek istese mecbur buradan geçecek. Bulmamasını ümit etmek lazım bu noktada. Çok teşekkür ederiz Mücahit. Mücahit teşekkürler bizi aradığınız için. Bize katıldığın için. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ediyorum. Misafir ettiğiniz için. İyi geceler. İyi geceler. İnsanlar Marmaris'te yaşıyor ya. Evet. Biz burada hakikaten... Ama biz yaşasak ne yaşamasak ne? Yani sen yaşayacağın kadar yaşamışsın zaten. Ben Marmaris'te zaten uzun yıllar yaşadım ya. Yeter ona Marmaris. Senin bir şeyde kulüben vardı. Fethiye taraflarında hatırlıyorum. Ben. Evet. Bekçilik mi yapıyordun orası? Nereden baktığına bağlı yani. Bekçilik de yapıyordum. İskete'ye de yatardık. İskete'ye yatar mıydın? Tabii. Bekçilik de yaptım. Yeri geldi. Hayvan da şey yaptık. Güttük diyorsun. Evet tabii. Şey nasıl? Ya pompacılık da yapmışsın. Öyle duyduk. Yani. Tabii paraşüt de yaptım. Paraşüt yaptım derken yani paraşüt mi imali? Tabii. Ben prensip olarak o işlere binmem. Yani, çok manasız. Çantada bir baktım. Yani hiç işim olmaz. Ama çok paraşüt yaptım. Bir Avustralyalı bir kadın vardı ben hatırlıyorum. Çok kızıldı. Tırnaklarına kadar kızıldı. Evet. Bir oradan geçerken ben de çulluk avına çıkmıştım. Evet. İlk tanışmamız da öyledir. Zaten. Bir ayağı aksaktı onun. Paraşütte oldu. Paraşütte mi oldu? Hmm. Aşırı çilliydi. Çok. Yani şey gibi. Böyle... Sadece yüz değil. Yani vücudun her yeri çilliydi. Ya onun kadarını ben tabii tetkik edemedim. Onu. Ya ben bir iki defa görmüştüğüm var uzaktan. Şey gibi düşünmüştüm. Böyle hani yeni konsept model çıkarttıklarında test sürüşü için bir kamuflaj gibi bir şey boyarlar ya. Ya da Philip K. Dick'in şeyindeki gibi. Scanner Darkness'inde karanlığı taramakta... Bir dedektif vardır. Kimse hatırlayamaz kim olduğunu. Yani göremez. Çünkü sürekli şey bir ekran giymiştir ve sürekli farklı bir yüz geçer. Biraz o hissi vermişti. Yani mesela bugün görsem tanımam o şeyi, kadını. Ben de. Yani evet. Geçmiş olsun. Çok mu havuç yiyordu? Büyük ihtimalle genetik. Belki ananız çok havuç yemiştir. Olabilir. Geçenlerde Amir pardon evet böyle çok kısa bir sohbet sırasında
Tabii her şeyi düşünmemi gerektiren bir cümle duydum. Tekrar. Bir cümle. Cümle, evet. Darıca'ya, yani Bayramoğlu'na gittim bizim ihtiyarı görmeye. Orada mı ki? Yazın orada. Ya, yazın oradaydı. Bir de misafir geldi. Tabii yaşlılıkla ilgili bir sohbet açıldı. Bizim komünist çok yaşlandım artık dedi. Konuğumuz da yok dedi, yani çok genç gözüküyorsunuz hala da. Ve kibarlık yaptı. Ya bizim komünist şöyle bir cümle kurdu. Yaşlandım dedi. Çünkü artık hayal kuramıyorum. Okey. Anladım. Bir an, ben bir böyle bir durdum, yani hayal kuramıyorum. Aha. Nasıl dedim. Artık dedi hayal kurmanın anlamsız geldiği, bir ana geldiysen yaşlanmışsındır. Evet. Çok iyi. Dedim yani pis bir komünistsin sen. Evet. Doğru. Hala da. Zaman enteresan bir şey hakikaten. Yani sonra çok düşündüm. Hakikaten yani seni heyecanlandıran bir şeyi düşlemek, onun peşinden gitmek, onu kurgulamak, ona emek ve zaman tanımının tükendiği yer, hakikaten yaşlandığın gerçek anlamda yaşlandığın yer. Yani ancak günlük hayaller kurabildiğim. Ki ona da hayal denmez. Denmez. Evet. Ancak ertesi günlük. Beklenti denebilir. Beklenti. En fazla. Evet, evet. Ya doğru, doğru ama. Tabii bu insan bunu babasından duyunca bir evet, oluyor, evet. Bir dağılıyor. Evet. Zor be. Yani evet. Çalalım mı bizim ihtiyara? Pek sever az ilgileri. Hadi be. Doğru. Keşke dinliyorsa şu an be. Keşke. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Allah sabır versin. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Bunları iki defa dinledin mi? Dinleme. Yani bir daha şey olmaz yani. Şimdi dinleme. Bir defa dinle bırak. Bir kere, evet, tamam. Israr etme. Mehmet Durmaz var attığımızda. Evet. Mansfield'dan. Hayır, İngiltere Mansfield'dayım, evet. İyi, güzel bir şey, coğrafya. Bu ya, hafta hava da güzel. Hava da güzel. Yani şöyle ki, geçen hafta bir soğuktu buralar. Evet, biliyorum. Daha sonradan ama bu hafta sonu gayet şey, nasıl diyeyim? Ilıman. Ilık, aynen öyle. Bir, ağzından aldım. Bir yukarılarda şey var, bol yağış var, onu biliyorum. Edinburgh taraflarında mı? Evet evet, yukarıda kan gövdeyi götürüyor. Siz bayağı maşallah şey, mahalle arkadaşısınız herhalde. Yok ben yani, tanışmadık. Genel kültür. Tanışmadık, genel kültür, coğrafya. Coğrafya. Coğrafya önemli bir şey. Siz ha, coğrafya çok önemli. Önemli bir bilim dalı yani. Tabii ki. Gerekli. Avrupa önemli. Tabii Brexit olduğu için artık Avrupa ülkesi de diyemiyoruz buraya. Diyemiyoruz, evet doğru. Ama
keyifli, öyle söyleyebilirim. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorum burada? İstanbul'daki modern köleliğime renk katmak için geldim. Ha. Ankara Anlaşması falan değil yani. Yok tabii ki Ankara Anlaşması olarak geldim direkt. Hayır, direkt çöktün yani. Yani neden olmasın dedin ya. Hani Türkiye'deyken o kadar uğraştık ya da hani bir şey yapabilmek için hani o kadar çaba sarf ettik ama hani baktık ki olmuyor. Evet. Yani çünkü kölelik devam ediyor haliyle. Biraz da orada olmasın dedi yani. Tabii canım, hani oradaki siyah beyaz köleliğimi burada renk attım, öyle söyleyebilirim. Ama mesela bir sürü izin falan aldın değil mi oraya? Mesela Erol Egemen için böyle bir şey geçerli değil. Tabii. Doğru. Yani şöyle ki aslında o kadar... Ya sen adama bak ya. Kalk buradan Datça'ya git. Ne o? Yerleştim. Canın istedi. Ha. Allah Allah. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir insandır ki, bu ya? İnsan mı? Gelmek isteyen insan gidiyor. Yani şey, pardon. Gelmek isteyen insan çok rahat gelebiliyordu bitmeden önce. Ha, bitti maalesef. Ya şöyle ki ben bu anlaşma bitmesine son bir ay kala, 3 yıl önce dedim ki hani ne kaybedeceğim ya, hani ne kaybedeceğim, en fazla hani bir araba vardı, arabayı kaybederim dedim. Şimdi bunu kaybetmeye motor alırsın ya, ne olacak yani, araba ya değil. Şöyle ki hani şey anlamında, çünkü son bir ay kaldı, tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum, fazla araştırmadım. Çat kapı oldu bir anda her şey. Dedim ki neden olmasın? Ne iş yapıyordun burada? Muhasebe. Orada ne yapıyorsun şimdi? Muhasebe, yine muhasebe. Ama şöyle bir avantajım var. En azından pound'la hani... muhasebe yapıyorsun. Aynen öyle. Orada hani yine birim olarak yine aynı, yani 3 yıl öncesine göre konuşuyorum. Birim olarak yine aynı kazanıyorum ama enflasyondan kaynaklı değişikliklerden dolayı da daha rahat ediyorum. Yani... Keyifli tabii, bir şey ya. Tabii. Hani birçok arkadaşlarımı da önerdim. Herkes işte 3 yıl öncesine kadar söylüyorum. Çok işte yok ne uğraşacağız orada, öyle şey mi olur, işte ne gerek var, canım vatanım. Dedim ki vatanı satmakla alakalı bir şey değil. Ne yapıyorsunuz? Hani millet şey zannediyor, Türkiye'den gittin mi işte aman gurbetçi olacağız şöyle böyle. Hani sürekli Türkiye'ye gidip geliyorum mesela, işte bir problem olmuyor. Şimdilik. Gayet. Şimdilik. Ya şimdilik. Şimdilik. Peki seks hayatı nasıl oldu? Yani adapte olabildin mi İngiliz şeyine? Seksolojisine. Seksolojisine ya da ne, siz nasıl diyorsunuz abi? Biz demiyoruz. Şöyle ki ben eşimle geldim. Gayet hayatımız iyi gidiyor. Evet, çok iyi gidiyor. Maşallah. Maşallah. Gayet sönük diyorsun yani. Seks hayatı. İyi bir şey bu. Yok, yani gereksiz enerjiler harcamamak. Dışarıya fazla enerji sandık hep içimizde. Evet tabii ki, evet. Güzel. Ya aslında hani bekar gelsem ne olurdu bilmiyorum. Bekar gelseydim pek adapte olamazdım. O zor olurdu, onu söyleyebilirim ben. Ben yani bu soruyu da şundan sordum aslında. İngiltere'de yani çok bekar gezmiş bir insan olarak ya da yani çok bekar gezmemiş bir insan olarak her iki taraftan da söyleyebilirim onu. Zor. Ben şuradan yani bir bilgi almak istedim aslında. Buyurun. Kafamı kurcalayan bir şeydir bu. PYT olmadan önceden. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Yani seks de kültürel bir şey. Yani seks dünyanın her yerinde aynı mı yani? Farklı bir kültürden bir partnerle seks yaptığında evet. Şey değişiyor mu abi? Sen bilirsin bu konuları. Yani sen çünkü... Ben biliyorum da ben şimdi cevap vermeyeyim ama şuradan bir yere bağlayabilirim. Bugün programımızın başlarında özellikle hayat ve kadınlardan yanlış anlaşılmasın orası bahsederken tamam. Porno kültürlerine dayanmış. Mesela İngiliz pornoları daha nadirdir. Neredeyse yoktur İngiliz pornosu. Çünkü yoktur. Gerek duymuyorlar. Bu da tıpkı Fransız pornolarının nadir olması gibi oradaki kültürde toplumsal olarak sekse nasıl bakıldığı, yani malzeme olarak sekse nasıl bakıldığı ile, tüketim malzemesi olarak sekse nasıl bakıldığı ile ilgili İngiltere'de ne diyelim ona,
Seks? Televizyondan izlenecek bir şey değil. Anladım. Doğru. Öyle doğru, gerek aynen. Yok yani. Ya tabii biz bu arada direkt pornodan bahsediyoruz. Bodrulatçı anlamda porno kavramından bahsetmiyoruz. Yok yok. Yani. Bildiğin porno. Bildiğimiz ekrandaki porno. Evet. Herkesin izlediği evet. Standartlarda. Evet. Ama yani mesela ya senin var mı kaç porno Amir? Benim var ama onları İngiltere'de çekmedim. Ha. Anladım. İzlemek isterdim. Onların hepsi şey mi? Güvenlik kamerası şeyleri mi? Ya güvenlik ya handy. Güvenlikse bulunabilir. Handy yılları güzeldi be. Çok mi? İyiydi be. Handy yılları müthişti. Hala var benim ama bantlarda dijital şey yapmadım, aktarmadım. Tamam. Ne olur ne olmaz. Bende var senin iki tane ben. Aktarmıştım biz. Çok heyecanlı bir tane var. Heyecanlı. Çok heyecanlı. Bu iyiymiş. Peki bunlar public mi yoksa çok şey mi? Bant. Bant. Public değil bant. H8. Okey. Yani tamam. Aslında biraz da şöyle. Yani bir dönem benim bir katta Acıbadem'de kalmıştım eti. Ben de nasıl olduysa orada Allah bir Allah. Kamera unutmuşum. Allah Allah. Yani şeyde, Allah. Hani terastan birisi girer çıkar mı şeyim diye. O kayıtlardan elde ettiğimiz. Ham görüntüler yani. Ham onlar. Ham görüntüler. Hamsa... Bilemedim. Ham. Metami daha iyi bilir ama. Bayağı ham yani. Ya şöyle ki ben sizi aslında çok uzun zamandır dinliyordum. Eyvallah. Ama hani şey bugün mesela mesaj attığımda hani aman ya hani aranmam ama yine neden olmasın. Hani ne zamandır istiyordum sizle konuşmayı. Şu an bu arada çok mutluyum. Gerçekten eyvallah. Sizle şu an canlı olarak konuştuğum için. Hani teşekkür ederiz. Şu anki mutluluğumu anlatamam size öyle söyleyeyim. Bizim size. İçin de öyle. Teşekkürler. Değil teşekkür mi? Çok sağ olun. Çok. Ve hani sizin böyle bir gerçek bir sapık gibi tüm kayıtlarınızı indirdim. Kimi bazı flag kayıtlarınız vardı. Onları aldım. Tüm kaynaklardan aldım. Hani tüm şeyler, kayıtlar hep YouTube'lara. Mesela YouTube'a çıkanları ekstradan kaydediyorum ki. Hani ya bulursun ne olur ne olmaz. Çünkü evet. Hani sizi dinlemek aslında böyle... Nasıl diyeyim? Gurur verici bir şey. Neden derseniz de bu uzun yıllardır devam ettirdiğiniz bu şeyi ben büyük saygı duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. Hani yaşım 30. Şu an ben de size ama... saygı duyuyorum. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani yaşım 30 ama şunu diyorum ki keşke sizi daha önceden tanısaydım ki hani bu sizi nasıl şu an anlatamıyorum duygularını. Ya, kusura bakmayın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Aradığın için. Evet senin var için. Var mı burada? Senin için çalabileceğim bir şey var mı? Ya benim için ben geçen Guns N' Roses konserindeydim. şu Hyde Park'ta eğer ki Guns N' Roses hayranı olduğum için varsa eğer muadil olarak bir Don't Cry sizden demek isterim. Bakarım valla bulabilirsem. Yoksa başka bir şey. Okay. Teşekkür. Şey de olabilir. Pardon o zaman. Nirvana'dan The Man Who Sold The World da olabilir. Bakacağım. Okey tamam. Aradığınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan bir selam göndermem mümkün mü? Tabii ki. Buradan eşim Nurdan'a ve kız kardeşim Kudret'e çok selamlar getiriyorum. Bunu dinlediklerini kafayı yiyecekler. Eyvallah. Tekrardan aradığınız için çok teşekkürler. Eğer ki buradan bir şey istediğiniz varsa birkaç şey içinde tekrardan dönüş yapacağım. Sağ olun. Bir mesaj atmanız yeterli benim için. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet. İyi günler diyorum. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avuncuk. Bu gece de 2023 19 oldu. Nisa'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Yeni katılanlara tekrar iyi akşamlar, iyi geceler dileyelim. Zeynep var aklımızda İdealtepe'den. Zeynep. İyi geceler. İyi geceler Zeynep, ne haber? İyidir, ne olsun? Ne yapıyorsun? Adaya gidip geliyorum, devam. Niye? Niye? Orada çalışıyorum artık. Ha, en son öyle bir şey anlatmıştın galiba bize. Ben hatırlamıyorum.
Evet, ben de hatırlamıyorum. Evet. Hatırlamadığın kadarıyla söylüyorsun. O zaman hatırlatayım. Geçen sene tayinim çıktı adaya. Allah Büyük Allah. Adadayım. Ha, oraya gidip geliyorum. Kim tayin etti Gizem'i ya? Yani işte bakanlık. Allah Allah. Allah Allah. Ya bakanlığa bak ya. Allah. Kimini Datça'ya, kimini adaya. Evet. Biz burada Kadıköy'de mahsur. Biz Kadıköy'de. Ha, bana dedi ki bakan, Kadıköy'de çok takıldın, yeter artık, azıcık da adaya git dedi. Allah Allah. Ne hayatlar yaşanıyor ya. Ama hala ideal takıdayım. Ben yani burada, her gün dönüyorsun yani. Oğlumun yüzüne bakamıyorum ya. Baba ne bu, bizim hayatımız modada mı geçecek? Evet. Ben bir arada bir Londra'ya götürdün. Onun dışında memleket görmeyecek miyiz? Bu Datça'dan, Bodrum'dan başka Türkiye'de gidecek yer yok mu? Evet. Maşallah 5 yaşında bir çocuk için de çok şey yani. Çocuk haklı ama çocuk haklı. Ama çocuk Madagaskar'ı bir tek Atlas'ta görüyor. Yani gitmek istiyor. Haklı, o da haklı. Ama Madagaskar için acele etmesin ya. Ben son gittiğimde ben de öyle büyük sıkıntı yaşamıştım yani. Yani. Malta hedefim var. Malta güzel bak. Evet, Malta hedefim var. Malta güzel. Yani bakacağız. Bir de yani sıcak gittim. Şey, ben severim. Etrafı deniz, ben severim. Sıcak denizle ada, ada olsun, bizim olsun. Tabii. Sıcak denizde çevriliyse etrafı şeydir yani. Makbuldür. Şeyde, nezdimizde yani makbuldür. Çünkü çok sıkıntı çektik ya o kuzeyde ya, sorma. Yaşamak zorunda kaldığımız yıllarda. Yani hakikaten. Yani hayvan ısırığından mı kaçacaksın, soğuk ısırmasından mı kaçacaksın? Evet. Ah demişken. Bir şeyde de ısıran var. Var. Hanede de ısıran var. Hanede de ısıran var. Soğuk ısırması demişken ben araya girebilir miyim? Tabii. Müsaadenizle izin var mı? Tabii buyurun. Şimdi Ankara'yla açtık, konser bileti isteyeceğim. Tamam. Ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ben de hafta sonu Ankara'da olacak mısın? Bileti verirsen olacağım. Allah Allah. Verdim, tamam verdim. Tamam, pazar gününü istiyorum. Tamam verdim. Allah Allah. Yüz yüzeyken Kaan. Tamam. Yüz yüze konuşuruz bunu orada zaten. Yüz yüze konuşun bence de. Evet, bence de yüz yüze, öyle uzaktan olmaz. Tamam. Okeydir. 8 yıl Ankara'da yaşadım. İstanbul'dan üniversiteyi kazanıp ilk giderken bana oranın o kadar soğuk olacağını söylemediler. Sonra ODTÜ'lü biriyle tanıştım, arkadaş oldum. O da başka, daha sıcak bir yerden gelmişti Ankara'ya. Bana şey dedi, cep kanyağı, tekel kanyak. Evet. At cebine. Ondan var mı ya hala? Artık yok, çok bakındım, kalmadı. Çok hayat kurtardı zamanında o. Çok, ama anlatamam yani. Berbat bir şeydi ama yani çok hayat kurtardı. Bir tane Beril'in mesajı var, onu okuyacağım. Merhaba Sayın Mete ve Kaan. Bunuysa'da da ufak bir yer almayı çok isterdim fakat durumum elverişli değil. Herhalde annesi babası var başında diye tahmin ediyorum. Alper Çeker mi bu ya, Allah Allah. Beril diyor. Belki de Alper Çeker bu. Kod isim kullanmış da olabilir. Olabilir. Beril, Beyza. Beyza. Ayşe Nur. Sever öyle şeyleri. Bayılır. 18 yaşıma girmenin hatırına bir selamınızı almayı çok isterim. Şimdiden teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Burası Alper Çekerlik değil. O evet. Böyle daha nonik yazar. Evet. Yazmaz mı? Onun o nonoş tarafı var ya. Yazmaz. Öyle yazardı. Beril, gerçek Beril bu. Merhaba Beril. Beril selamlar. Burada. Eyvallah. Anladık durumunu. Kusura bakma Zeynep, araya bunu şey yapayım dedim. Beril'e hayırlı yaşlar o zaman. Çok iyi yaşlar Beril'e. 18, nihayet 18'e ulaşmış. Acele etmesin diye. Güzel yaş. Bu, pek çok şey yapabilir ben artık. Şeye takıldım tabii yani. Bu ODTÜ'lüyle cep kanyağı, soğuk hava falan filan. Sen de bir yere takıldın mı? Onun farkındayım. Evet. Bugün konumuz bu yani sonuç itibariyle. Aşk mıydı, seks miydi yani? Vallahi ikisi de değildi ya.
keşke olsaydı, çok pişman oldum ama. Haydo. Nasıl bir kadınsın sen ya? Vallahi. Bana penguen dedi. O ne demek be? Yani şunu söyledi. Penguenlerin cinsiyetleri bacaklarını açıp güneşe yatana kadar belli olmazmış. Çok net hatırlıyorum. Yıllar, 20 yılı geçti belki de. Yani bacaklarını açıp güneşe yattıkları zaman cinsiyetleri belli olurmuş. Bana da böyle hermafrodit gibi bir şey yaptı. Ya bu nasıl cinsiyetçi bir yaklaşım evet, ya? İnsan insana böyle yaklaşır mı ya? İşte kadın mısın erkek misin anlayamadım gibilerinden ama kadın sen, olduğum çok barizdi yani. Sen gel bir anlatayım deseydin ya. Ben olsam direkt anlatırdım orada. Yani. Gel ben sana bir göstereyim deseydin. Evet, evet. Güneşi açayım bacaklarımı değil mi? Çok ama zor Ankara'da tabii güneş bulmak zor. Şimdi yani, kendimi keseceğim. Ya benim böyle erkeklerden yana pek şansım yok herhalde. Benim de yok. İşte neyse ki. Neyse ki hiç sevmem erkekleri. Ben de hiç haz etmem yani. Bak bu mesafe iyi. Bu çok iyi. Biz buna şey diyoruz, sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Bu çok iyi yani. Peki Zeynep, teşekkür ederiz. Öpüyorum sizi. Bu arada ne dedesi ya? Çok gençsiniz yani. Dede dönür mü size? Ya işte hayat şey ama karıştırma. Tamam hadi, çok öptüm. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Bir kişinin de girip şuradan radyoma desteğe basın. Ulan bu arkadaşlar da bir şey yiyip içiyorlardı. İçiyorlardı. Şurada bizim de bir şeyimiz olsun. En ucuz bira kaç lira şu anda? 45. Zam yapacaktık. Şey unuttuk be. Neyse abi, bir dahaki, programı. Ama yani hakikaten gücüme gitmiyor değil. Ha, çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Ete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Standart FM Merkez diyalarında canlı yayındayız. Bir küçük not vermek isterim. Serzenişte bulunan sayın dinleyenler için... Ya bu program süresi içerisinde takdir edersiniz ki 4 ya da 5 canlı yayın konu olabiliyoruz. Dolayısıyla hani çok fazla da mesaj geliyor. Dolayısıyla biraz piyango gibi bu. Yani yapacak. Şu önemli, kırgınlıklar oluyor. Ben onu gelen mesajlardan görebildiklerimden anlıyorum. Yani sanki hani özellikle aramıyormuş. Yani öyle bir şey mümkün değil. Çünkü yani nasıl olacak yani? Ama yani bazen özellikle aramadığımız da oluyor yani. Ya şimdi mesela Erol Egemen de mesaj atıyor. Ha. Hani müsaitim icabında diye. Ya şimdi, Allah Allah. Sen kimsin kardeşim ben? Ya kardeşim. Allah. Yani. Ya bu nasıl bir hadsizliktir? Yani sen kafana göre yer değiştireceksin. Çok, oraya çok nonik bu ya. Zıplayacaksın. Nonik. Sonra da müsaitim. Evet. Yani isterseniz arayın i̇şte, diye gevrek, gevrek gevrek bize yazacak. Allah Allah. Sanki Datça pazarından domates aldım. Sanki kardeşim. Icardi. Bu ne be? Yani şey gibi meyve. Ha meyve, anladım. Bakardi. Bakardi gibi bir içecek. Yani. Onun için şey yapmamak lazım. Şakası bir yana. Dinleyicilerimiz anlasınlar ki bakarsın bağ olur, bakmazsın dağ olur yani. Bir de insan insana kavuşmaz. Dağ dağa hiç kavuşmaz. Dağ dağa asla kavuşmaz yani. Çok zor yani. Kavuşlar. Kavuşmuş dağlar görünüyor. O da eskiden yani o tepeden o tepeye şey koy gezdirmesinler. Şahin uçurdu. Uçan da kışlara malum olsun. Malum olsun. Ben annemi severim. Bir de
tepeden tepeye şahin uçurdum. Hani nerede benim şey bir şeyim yani. Penceresi cam cama muallim. Ay. Evet. Evladım. Evet, değerli dinleyenler, Sezgi attığımızda Sezgi selamlar. Selam. Neredesin? Aa, Sezgi senin sesini çok özlemişim ya. Allah Allah. Ya, ben bu gülmeyi özledim. Evet, ya, işte ondan bahsediyorum. Evet. Sezgi yine gülüyor. Gülüyor. Evet, evet. Neredesin? Selimiye'de misin? Evet, hala. Marmaris'te bir mühendis ayarladık sana. Yok, teşekkür ederim, almayayım. Mühendislerden mi hoşlanmıyorsun? Yok, ben de EPYT. Ha, erken yaşta PYT diyorsun. Büyük geçmiş evet. Olsun, tebrik ederim. Eyvallah, sağ ol. Nasıl bir ferahlık, bir rahatlık gelmiştir ama değil mi? Bir huzur. Gelmez mi? Son programlarda sesimin farkını anlamadınız mı? Yok, hemen belli oluyor canım. Tabii ki. Tabii ki. Hem de nasıl? Buradayım hala yani, Erol Egemen'e giydirdiğiniz gibi bana da giydirir misiniz bilmiyorum ama. İstanbul'da canım sen. Ben de böyle yerleşmiş bulundum yani. Erol Egemen kim? Sevgi kim? Kıyas bile kabul etmez. Senin doğal hakkın istediğin yere yerleşmek. Evet, kolay oldu zaten biliyorsunuz. Bir şey soracağım. Yani bugün bir Erol Egemen kadar belirsiz olacağım ama. Evet. Bir Alper Çeker kadar çekimsiz olurum ben. Evet. Çekin de işi çok zor hakikaten. Evet. Yani düşününce şey. Tövbe. Gerçi hareketli bir seks hayatı olduğunu duydum. Geçen gün ben de duydum. Bayağı hareketli. Ya üst üste iki gün aynı kıyafetle gördüm. Hayırdır dedim. Yani benim sana anlatmama gerek yok herhalde dedi. Oradan. O zaman bayağı hareketli. Çünkü ben yani bir dönem birlikte çalışmıştık. Yaklaşık 38 gün aynı kıyafetle gördüm. Belki başka kıyafeti yoktur. Onu da şey yapmamak lazım. Bir de yani o açıdan yaklaşacaksak benim yani. Ya ben de mesela bütün yaz aynı şortu giydim yani. Ha. Ben son 4 yazdır aynı şortu giyiyorum. Düşünün artık. Nasıl bir seks hayatım var? Düşün. Gerçi ben de aynı şorttan 4 tane olduğu için şey yapıyorum onları. Ben şey aldım, kurutma makinesi aldım. Çeşitlememe gerek yok yani. Akşamdan kurutuyorum. Sezgi, bir şey soracağım bugünkü konumuzla ilgili. Sorun Kaan. Şimdi mesela bir gözün kapalı, daha önce hiç görmediğim bir insanla sevişmen gerekti. Ya kadınlara gözün böyle kapalı. Gözün kapalı falan deme, heyecanlanıyorlar. Öyle şeyler tuzak sus. Ay yok şey. Bu hayır, tuzak dur. Değil canım, bu ne alakası? Durun. Ses de yok yani, hiçbir konuşma da yok. Oho. Mesela bu seviştiğin insanın milliyetini anlayabilir misin? Gözüm kapalı başlıyorum. Yanlış mı anladım? Yani öyle de bitiriyorsun artık yani. Full göz kapalı. Kulaklar, ses yok. Kulaklar da kapalı. Ha, kulaklar da kapalı. Ama eller serbest. Ha. Burun, ağız falan da serbest. Serbest. Ha. Zor soru ya. Onun için çok fazla deneyim gerekiyor sanki. Evet. Hangi milletten olduğunu mu anlayacağız? Evet, yani aslında sosyolojik bir araştırma yapıyoruz. Yani deneyimleyebildiklerimizden çıkarımlar yapıp bir şeyleri varabiliriz. Yani anladığım kadarıyla sen şey diyebilirsin en fazla. Bu Ankaralı, bu İstanbullu. Yok, Fransız. Ya o kadar lokal fark falan. Lokal fark da oluyor mu? Fransızları ayırt edebilirim bence. Yani İtalyanlar belki. İtalyan sayısı derim buradan diyorsun. Şey, uluslararası şeylerimizi
de söylüyoruz. Yok canım, ben bu arada yani gerçekleri söylemek zorunda değilsiniz. Ne gerçeği? Ayol, ben ilk defa bağlandım zaten size. İlk defa evet, kadınlar, tabii. Hayatlar ve ben de konuşuyoruz. Ben de. İlk programımız. Ortak yönümüz. Bizim de ilk ortak programımız. Yönümüz. Ben mesela size feyiz olsun diye söyleyeyim. Almansa kesin anlarım. Yani 10 saniyede. Ben saat ver, yani saniye veremem. Sizin gibi. Şeyler aynı. Coğrafya. Hani. Kültürel. Yani dinliyorlarsa alınmasınlar diyeceğim ama anlamazlar zaten Türkçe. Yani Hollanda, Danimarka biraz şey, Belçika hemen anlaşılır. İspanyollar da öyle. Şu an aklıma geldi. Şeyleri ayırt etmek çok zor. İspanyol mu, şey mi, İnka mı, Portekizli mi, Brezilyalı mı, Latin diyorsun. İşte onları ayırmak zor. Onları kalçadan fark edebilirsin ama Latinleri. Bakmam lazım. Elleme serbest, elleyerek. Öyle her zaman elle olmuyor işler. Ama yani. Bakamıyoruz ya. Şimdi bakamıyoruz. Tecrübem hiç olmadığı için ya. Bu konuda tabii. Şey, ben yani sadece his olarak söyleyeyim. Herhalde Amerikalıyız. Özellikle Orta Amerika civarındaysa hemen anlarım. Hemen kaçarım yani. Anlarsınız. Hemen kaçarım. Ben mesela İngilizse bir şey yapmama gerek yok. Hemen anlarım. Odaya girişinden. Ayak sesinden. Yani evet yani. Davranış. Tansiyonum için. Düşer ama. Anladım. Çok bilimsel olmadı bu verdiğiniz cevaplar ama yine de çok teşekkür ediyorum. Yani bir çalışma grubu kurdum kendime de. Fark ettim. Sosyolojik veri mi topluyorsunuz? Evet. Sosyolojik, seksolojik veri topluyorum. Anladım. Yani üzerinde çalışıyoruz arkadaşlarla. Öyle. Nasıl gidiyor? Sezon bitti orada. Aşağı yukarı. Bir sakinleşmişler. Evet. Çok sakin artık. Bu haftadan sonra daha da sakinleşecek. Daha mı mutlusun? Ya. Yani ben buraya geldiğimde zaten iyiydim. İyi geldi. Hı. İyi bir şekilde devam ediyor. Çok iyi. Çok iyi. Bence de harika. Evet gayet iyi. Gayet iyi. Çok sevindim senin onu. Hiç Datça taraflarına falan gitme. Yani tavsiye etmiyorum. Palamut Bükü'ne bir geleyim dedim. İyi ki gelmemişim dedim. Az önce dinledim. Bir yarım saat oldu dinleyicisizim. Oho neler olmuş. İyi ki gelmemişim yani. Evet. Güzeldi ama. Yine de güzeldi yani. Gördük evet. Canlı canlı. Evet. Tanık olduk. Hayat da zor ama. Onu da söyleyeyim bir taraftan. En zoru o. Gerçekten. Peki Sezgi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek özledim üzere. Özledim ben de. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-19 oldu. Nisan'ın son. Evet neyse. Demlerine geldik. Sonlarına geldik gerçekten. Bugün her zaman olduğu gibi Mete Amir'in özetinden önce tekrar hatırlatmak isterim. Hafta sonu cumartesi Turkan, pazar günü Bilkent de Yüz Yüze Konuşurken konserine davetiye talebiniz olursa YouTube kanalında, official YouTube kanalında 19. Nisan'ın tanıtım videosunun altına bu talebinizi iletirseniz davetiye bir faydası olacaktır. Faydası olacaktır. Ankaralı dinleyenlerimiz için söyleyeyim. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü aşağı yukarı
1800'lü yılların başlarından beri yayında olan bir radyo şovu. Ki bunun hayata geçmesi 1900'lü yılların ortasını bulduk. Çünkü radyonun icat edilmesini beklememiz gerekmişti o yıllarda. Yani bu ilk Mete'nin aklına geldiğinde çok iyi fikir demiştim. Fakat böyle bir teknoloji henüz gelişmediği için daha telefon bile yoktu ortada. Tabii hatırlarsan annemin annesi sağır olduğu için doğuştan, daha doğrusu az duyduğu için bizi daha kolay duysun diye bir şey geliştirmeye çalışıyordu. Evet. O arada oradan sen tut, buradan ben bağırayım, o acaba bilmem ne yapar mı derken telefonu bulmuşuz. Evet, dünya değişmiş. Sonra dünya değişmiş. Telefonu bulunca da bunu biraz acaba ilerletebilir miyiz? Edison'cum. Evet. Ama orada senin tabii büyük hatan var. Yani ben dedim bunu yayalım, yani bunu bir ticari şeye dönüştürelim. Yok dedin sen, ya bu evde kullanıyoruz işte. Ev büyük zaten. Kaç oda vardı? 130 oda mı ne vardı sizin evde? Abartmayın. Üst katta 42 misafir odası vardı. İşte alt kattakiler oda değil miydi? Onlar misafir sayılmaz. Yani onlar bize ait. Ya bize ait. Anladım. Dolayısıyla yani bir kapalı devre telefon sistemi. Sonra o gram denen dallama gelip şey görünce bütün iş bitti. Bak, ama senin hayatın böyle şeylerle dolu. Alexander'ı diyorsun. Evet. Evet. Doğru. Evet. Ama bak bugün geldiğimiz yere. Evet. Ben senin barutu bulduğun günü de hatırlıyorum. Havai fişek yapmıştın. Çok eğlenceli. Bundan ne yaparız ne yaparız? Havai fişek patlatalım havada. Ya dünyada çıkan bütün savaşları ben mi çıkarttım? Yani savaşları çıkartmadın tabii. Yani ilk şeyi bakıra kromu kattığımız günde aslında savaş tarihi değişmişti. Benim ilk patentim, aslında gerçek anlamdaki ilk patentim, çok şükür hala da akarım var. Tel zımba dediğimiz, birbirine ayrışmış telleri birbirine yapışık gibi tutan ince zamıktır. Ama tel zımba artık çok kullanılmıyor. Ama yani bayağı bir akarım var. Ya olmuş olmalısı gördüğüm kadarıyla da bayağı bir akmış. Yani 60'lı 70'li yıllar biraz şey yaptı açıkçası. Evet, biraz ferah geçmiş senin için. Birazcık. Her değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her programda 3 ana konu üzerine yoğunlaşıyor ve zaman zaman bu konular üzerinde gerçekten tahammül edilemeyecek kadar derinleşebiliyor. Evet. Dolayısıyla özellikle ADHD sorunu olan dinleyicilerimiz bizi takip etmesi zorlaşıyor. Bu nedenle ve konuştuğumuz hiçbir şeyin de havada kalmaması bir sonuca kullanılabilir bir fikirler toplamına ulaşabilmesi Kaybedenler Kulübü'nün en önemli ve bence en nitelikli özelliklerinden biri. Bu nedenle her programın sonunda o gün konuştuğumuz şeyleri Mete Amir özetliyor. Dolayısıyla da Amir bugünkü programın bir özetini rica ederim. Bugün bize ayrılan çok kısa süre içerisinde David Bowie'den bahsettik. Onun bir dünyalı gibi davrandığı kısa hayatından.
aslında bir dünyalı olmadığını kanıtlayamayacak olsak bile bir dünyalı olmadığını söylemeye çalıştık. Coğrafya üzerinden aşkı anlatmaya çabaladık. Zor kelimelerle anlatılabilen üç şeyden bir tanesiydi aşk. Bazen kabaca, bazen kibarca, ama çoğunlukla da akıllıca aşkın üzerinde durmaya çalıştık. Kuzeyde ve güneyde insanların nasıl aşık olduğunu ve kimlere aşık olduğunu tartıştık. Penguenler üzerinden cinsiyet ayrımcılığını konuştuk. Yerleşik olmak, göçebe olmak, hancılık, baklava kültürü, Orta Amerika'da gelişmekte olan yeni demircilik üzerine konuştuk. Kervansaraylar üzerine. Buradan kaygıya vardık. İnsanoğlunun henüz 70-80 yıllara varan ortalama ömründeki en törpüleyici şey olan kaygıya vardık. Ve bundan hemen vazgeçtik. Çünkü kaygı hemen her yaşta yaşadığımız en karanlık şeydi. İlişkilerimizi konuştuk. Ve bu ilişkilerde de yine aynı kaygılara aynı belirsizliklere aynı bilinmezliklere gideceğimizi fark edip sustuk. Bir insanın hayallerinin bittiği yeri söylemeye çalıştık ve sustuk. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-19 Nolan Nüshasını dinlediniz. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası yine her zaman olduğu gibi Montana çetesine, hayatı ve kadınları maalesef hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy adandı. İnanın kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar, ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı, kendi adıma
Hepinize iyi geceler dilemek isterim. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın.